TYT tarzı problemler. Bu sene bunlar moda. Evet. Merhaba arkadaşlar. Geçen yıl YGS'de yanlış hatırlamıyorsam 13 veya 14 tane problemin ardından yayınlanan TYT örneğini de göz önünde bulundurursak ÖSYM kurumu ALES tarzı problemlere önem veriyor anlaşılan. Piyasaya yeni sürülen kaynakları da takip ediyorum. Onlar da bu konuda hemfikir görünüyorlar. O halde uzatmadan sorularımızı çözmeye başlayalım. Soruların PDF'sinde bu arada açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Eğer benimle beraber çözmek isteyen arkadaşlar varsa PDF'leri çıktı alarak çözebilirler. Evet arkadaşlar, birinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuzda yukarıda şekilde gösterilen terazinin kefelerine konulan ağırlıkların kütleleri üzerine yazılmıştır. Terazinin dengeye gelmesi için her iki kefeden hangi ağırlıkların alınması gerekir diye soruyor. Şimdi öncelikle bu şekilde değil de farklı bir terazi olarak da verilebilirdi. Hani şu eşit kollu teraziler fizik sorularındaki gibi. Yine de İkisinde de yani bu soru tarzı hangi şekilde verilirse verilsin aynı hamleyi yapalım. Öncelikle şu ağırlıkları bir toplayalım arkadaşlar. Şuradan başlayalım. 29, 27 daha 56, 24 daha 80, 12 daha 92 yapıyor. Sağ taraftaki kefedeki ağırlıkları toplarsak 29, 24 daha 73, 18 daha 81, 91. 9 daha 100, 16 daha sanırım yanlış topladık. Bir daha deneyelim. 29, 24 daha 53, 18 daha 71, 16 daha 87, 9 daha 96. Kusura bakmayın, matematikçiler de hata yapabiliyor. Şimdi 92, 96 geldi değil mi? Sol taraftaki ağırlıklar 92, sağ taraftaki ağırlık 96. Demek ki sağ taraftan alacağım ağırlık, eğer buradan alacağım ağırlık M ise sağ taraftan alacağım ağırlık M artı 4 olmalı. 4 kilo daha ağır olmalı. Madem öyle, burada birbirinden 4 kilo daha ağır olan hangi sayılar var? 12 ve 16 sayıları burada mevcuttur değil mi? O M 12 olursa M artı 4 de 16 olur. Şıklarda verilmiş mi bakalım. 12 ve 16 C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bir alttaki soru. Yukarıdaki teraziler kare, üçgen ve daire türünden ağırlıklar kullanılarak verilmiştir. 3 tane daireyi buraya koymuş. Buradaki kefeyi boş bırakmış. Buna göre yukarıdaki terazinin denge durumunda olması için sağ kefeye üçgen türü ağırlıktan kaç tane koymak gerekir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle şu yuvarlak olan ağırlığı, hani elimizin alıştığı tarzda buna A diyelim. Karelere arkadaşlar, şöyle içinde dolduralım. Karelere B diyelim. Üçgen olanlara da C diyelim. Yani bize şöyle bir soru sormuş aslında. Burada kaç tane daire var mesela sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane daire var. Yani 8A eşittir. Dengede durması için gereken ağırlıklar neymiş? 3 tane üçgen var. Yani 3 tane C artı kaç tane kare var? Bir tane. Dolayısıyla bir tane de B yerleştireceğiz. Peki diğer ağırlığı kontrol edelim. Diğer teraziyi kontrol edelim. Bir tane üçgen varmış. Bir tane C o halde. Artı iki tane dairede iki tane A idi biliyorsunuz. 2A'yı da yazalım. Eşittir bir tane kare. Yani kare neydi? O da B idi. Pekala. Şimdi ben üstte bulduğum denklemi sadece A ve C cinsinden yazabilirim aslında. Mesela ben burada B'yi buldum arkadaşlar. B neymiş? C artı 2A. O halde bu B gördüğüm yere C artı 2A'yı rahatlıkla yerleştirebilirim. Artık yeni denklemimi yazarsam 8A eşittir 3C artı C artı 2A şeklinde getirebiliriz. Buradaki gördüğümüz 2A'yı karşıya yollarsak 8A eksi 2A eşittir 3C artı 4C de pardon C de 4C yapacaktır. 6A eşittir 4C bulabiliriz. Burada sadeleştirmelerimize yaparsak 3 tane A eşittir 2 tane C'yi bulacağız. Pekala, bu ne demek oluyor? Öncelikle A neydi? Yuvarlaktı değil mi? Daireydi. 3 tane yuvarlak neye eşitmiş? 2 tane C'ye. C neydi arkadaşlar? Üçgene değil mi? Pekala, bize neyi sormuştu? Sağ kefeye üçgen türü ağırlıktan kaç tane koymak gerekir? Demek ki buraya iki tane şu üçgenden koyarsam bunlar dengede duracakmış. Çünkü dairelere A demiştik. Burada 3A var.
Buraya da B demiştik. Burada da C demiştik. Burada da 2C var. Doğru cevap 2 tane üçgen olacaktır. Bir diğer sorumuz. Üçgen bölü kare. Yani üçgenin kareye oranını 3 bölü 2. Üçgenle kareyi toplamış. 15 ve üçgenden kareyi çıkarmış. Soru işareti koymuş. Yukarıdaki eşitliklerde üçgen ve kare sembolleriyle belli bir sayının yerine kullanılmıştır demiş. Üçgen eksi karenin değeri nedir diye soruyor. Gene aynı mantığı kullanalım mı? Gelin üçgene x diyelim bu sefer. Kareye de y diyelim. Evet, eşittir y. Şimdi bize demiş ki x bölü y eşittir 3 bölü 2. O halde ben burada gördüğüm x'e 3k diyebilirim. X eşittir 3k olsun. İkisini de aynı cinsten yazarım şimdi. Yani iki tane değişken kullanmak yerine y eşittir 2k olsun. Sonra üçgenle kareyi toplamış bakın. Üçgen ne demiştik biz? X demiştik. X'e de 3k bulmuştuk. 3k ile kareyi de buradan ne bulmuştuk? Bakın y demiştik. Y'yi de 2k bulmuştuk. 2k'yı toplamış ve 15 bulmuş. 2k ile 3k'nın toplamı 5k yapar ve 5k'yı 15 demiş. K o zaman ne gelir arkadaşlar? 3 gelecektir. Değil mi? Şimdi k'yı bulduk. Peki biz üçgene ne demiştik? Bakın şurada. Üçgene x ve x'e de 3k demiştik. Demek ki şuradaki ifade 3k'ymış. 3k'dan kareyi de 2k bulmuştuk. 2k'yı çıkarırsan ne kalır diye sormuş. K kaldığını biliyoruz. Soru işaretinin k olduğunu bulduk. Biz burada k'yı da elde etmiştik. Demek ki k kaçmış bize sordu. 3'müş diyebiliriz. Evet, bir diğer sorumuzdayız. Arkadaşlar burada bir şekil vermiş sudoku kareleri. Yukarıdaki sayı tablosunda boş olan kutulara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarını satır, sütun ve köşegen toplamları eşit olacak şekilde. Bakın şu önemli, satır, sütun ve köşegen toplamları eşit olacak şekilde yerleştirilecektir. Birinci soru. Buna bağlı iki tane sorumuz var. Bu ilki sayılar istenilen şekilde yerleştirildiğinde satır, sütun ve köşegen toplamları kaçtır? Arkadaşlar öncelikle kaçar kaçar topluyoruz biz bunları. Bakın buraya 3 tane sayı bu satıra, bu sütuna 3 tane sayı, bu köşegene 3 tane sayı. Aynı şekilde buradaki köşegene de 3 tane sayı. Gelecek şekilde biz bunları toplayacağız ve bunların hepsinde toplamları eşit olacak. O halde ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Bakın tüm sayıların toplamı yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 9. 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. 9 çarpı 10 bölü 2'den ne gelir? 45 gelecektir değil mi? Bunlar üçerli üçerli toplamlara eşit olacaksa ben şunu söyleyebilirim. 45'i 3'e böleriz. Eşittir 15. O halde tüm satırların, tüm sütunların ve tüm köşegenlerin toplamı bu bulduğumuz sayı olacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevap Ceyhan. Peki ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne demiş? Sayılar istenilen şekilde yerleştirildiğinde ortadaki sayı hangisidir? Öncelikle ortadaki sayıyı zaten hani bu şekilde buralara bazı rakamlar yerleştirmiş olsaydık ilk yapacağımız şey eğer bu kurala göre verildiyse soru ortadaki sayıyı yerleştirmektir. Ve ben ortadaki sayıya direkt 5 diyebilirim. Peki sebep? Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u buraya yan yana sıraladığımız zaman ortadaki sayı hangisidir? Ortadaki terim. Sağda 4 tane, solda 4 tane kalacak şekilde bırakırsak ortadaki 5'tir. Yani tüm kesişimlerin ortak noktası 5 olacağından ben direkt tam ortadaki şekle 5'i yerleştiririm arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani buradaki cevap ne olacakmış? C şıkkı olacakmış. Evet, diğer sorumuzdayız. Bazı kutucuklarda sayıları verilmiş olan aşağıdaki karenin her kutucuğunda bir sayı vardır. Bu karenin, bakın yine önemli, her satırındaki, her sütunundaki ve her köşegenindeki sayıların toplamı aynı sabit sayıya eşit olduğuna göre bu sabit sayı kaçtır diye soruyor. Pekala. Şimdi ortaklaşa bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bakın, ben şuraya ortaya, çünkü her satır, her köşegen ve her sütunda ben bunu kullanıyorum. Ortaya x diyelim. X dedikten sonra da şuraya da y diyelim. Gelin şu sütunu sizinle toplayalım arkadaşlar. Şurada gösterdiğim sütun yani 11 artı x artı y. Bunun toplamı budur. Pekala gelin bir de şuradaki satırı toplayalım. 8 artı 12 artı y. Değil mi? 10, bu da ne gelir? Birbirine eşit çıkacaktı. 8 artı y artı 12. Sol taraf 11 artı x artı y. Sağ tarafta 20 artı y olacaktır. Bakın arkadaşlar şuradaki y'leri ben götürebilirim.
Bunu kullanmamdaki zaten avantaj da buydu. Yani her iki denklemde y vardı ve ben x'i elde edebilirim buradan. Buradaki 11'i karşıya yollarsak ne gelir? X eşittir 20 eksi 11'den x eşittir 9 gelecektir. X'i bulduk mu 9 olduğunu. Pekala. Şimdi ne elde ettik? Bakın y'yi bilmiyoruz hala. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar şurada gösterdiğimiz bakın 5, 9 ve 12 sayılarının toplamı zaten bize her satır, her sütun ve her köşegenin toplamı olan sayıyı verecektir. 5 artı 9 artı 12. 12 ile 9 topla 21. 5 daha 25 yapacaktır. Bizim de zaten sorumuzun cevabı budur. Evet. Bir diğer sorumuz. Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak 1 çarpı 1 birim karelik bir şekilde 4 çöp, 1 çarpı 3 birim karelik bir şekilde 10 çöp kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre 1 çarpı 15 birim karelik bir şekilde kaç kibrit çöp ile oluşturulmuştur? Ve ikinci soruda da 76 kibrit çöpü ile kaç birim karelik bir şekilde oluşturulmuştur? Şimdi ben biliyorum bazı öğrencilerimden bunları bu şekilde tek tek el yordamıyla sayarak buluyorlar. Arkadaşlar yapmayın böyle. Bakın 1 çarpı 1 tipinde kaç tane kibrit çöpü varmış? 4 tane. Burada kaç tane varmış? Öncelikle şu şekli oluştururken bakın şu siyahla belirttiğim oluştururken 4. Bakın burada zaten kopyası vardı. Sonra buna kaç tane eklemiş? Bakın 1, 2, 3 tane kibrit eklemiş değil mi? Burada 3 tane eklemiş. Peki diğer tarafa kaç tane eklemiş? Onu da gösterelim. 1, 2, 3 tane eklemiş. Peki 1 çarpı 5 tipinde olmuş olsaydı 1'den sonra 3'ü eklemiş ya 1 çarpı 3 tip 5 tipinde olmuş olsaydı o zaman ne olurdu? Bakın şuraya bir tane daha ekleyecektik ve buraya bir tane daha ekleyecektik değil mi? Peki bunlar da kaçar tane ekleyerek devam ettik? Bakın 1, 2, 3 tane de burada ekledik. Bir şeyler yakaladık artık belli oluyor. Burada kaç tane ekledik? 1, 2, 3 tane de burada ekledik. Demek ki her birini oluştururken 3 tane daha ekliyor. Değil mi? Peki yani o zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın arkadaşlar. Birincisi oluşturulurken 4 tane eklemiş. Bu bir tane kare varken. İkincisi oluştururken 3 tane kare vardı ve 4 artı 2 çarpı 3 tane eklemiş değil mi? Bu 1 çarpı üçlü oluştururken. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bakın aslında bu birinciyi oluştururken 4 artı 1 eksi 1 çarpı 3 tane oluşturmuş. Bakın üçüncüyü oluştururken de 4 artı 3 eksi 1 çarpı 3 tane yapmış. Toplam 10 tane kibrit çöpü kullanmış. Şimdi 1 çarpı 15 diye oluştururken o zaman şöyle yapabilir miyiz? Bakın 4 artı 15 eksi 1 çarpı 3 tane kibrit çöpü kullanmıştır diyebiliriz o halde. Buradan ne gelir? 4 artı 15'ten 1'i çıkar. 14 çarpı 3. 3 kere 14 42. 4 daha 46'dır cevap diyebiliriz. Peki ben bunu genelleştirebilir miyim? Mesela n tane 1 çarpı n tipinde oluşturmuş olsaydık. O zaman da yine 4 sabit zaten başta. Artı n'den 1 çıkaracaktım. Az önce 15'ten, 3'ten ve 1'den çıkardığım gibi. N eksi 1 tane 3'tü. Değil mi? Bu kadar kibrit çöpü kullanarak ben 1 çarpı n tipinde bir şekil oluşturabilirim. Peki hala alttaki soruya bakalım. 76 kibrit çöpüyle kaç birim karelik bir şekil oluşturulur? O halde şöyle mi diyeceğiz? Oluşturduğumuz genel formül vardı ya 4 artı n eksi 1 tane 3 eşittir 76 diyeceğiz. 4'ü karşıya yolla. 3 tane n eksi 1 eşittir 76 eksi 4 72 yapacaktır. N eksi 1 eşittir 72'yi 3'e bölersek ne gelir arkadaşlar? 24. N eksi 1 24 ise n kaçtır? 25'tir. Demek ki 1 çarpı n tipinde oluşturmuştuk. N'i de 25 bulduysak 1 çarpı 25 tipinde bir şekil oluşturulabilir diyeceğiz. Doğru cevap da ikinci sorunun doğru cevabı da A şıkkında verilmiştir. Şekildeki dikdörtgen kaç kareye bölünür? Evet, bu OBEP OKEK sorularında yaptığımız klasik sorular gibi aslında ama pek de öyle değil. Şimdi kaç kareye bölünür diyor. Genelde o problemlerde, OBEP OKEK problemlerinde ne diyordu? Kaç tane eş kareye bölünür diyordu. Burada eş ifadesi kullanılmamış. Demek ki biz kafamıza göre kareleri ayıracağız bunu. Şimdi burası kaç birimmiş? 7 birim. Burası da 10 birim. O halde ben rahatlıkla şuradan 7 çarpı 7 tipinde bir kare oluşturabilirim. Şunu şu şekilde çekelim.
Bakın 7 çarpı 7 tipinde oluştu değil mi? Şurası 7 birim, şurası 7 birim, şurası 7 birim. Bu bir kare. Bir tane bulduk. Sonra ne yapmamız gerekiyor peki? Arkadaşlar şurada kaç birim kaldı onu da yazalım. Burası tamamı 10 birimse şuraya 3 birim kaldı ve burada hala 7 birim, burada da 3 birim var. Peki yani şimdi küçük olan sayımız hangisi? 3 değil mi? 3 çarpı 3 tipinde ben buradan rahatlıkla bir kare daha çıkarabilirim. Şu şekilde çıkardık mı 3 çarpı 3? Hatta bir tane daha çıkaralım. Çünkü yeteri miktarda var burada. Bakın şurası kaç birim oldu? 3 birim. Burası da kaç birim? 3 birim. 3, 3 daha 6. Buraya kaç birim kaldı? 1. Burası da 1 birim bu arada. Şunlar da 3'er birim. Pekala. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şurada kalan dikdörtgeni de 1 çarpı 3 tipinde bir dikdörtgen. Buraları da ayırmamız gerekiyor. Peki küçük olan hangisi bu sefer? 1. Bu 1'e göre ayıracağız. Bunu da şu şekilde ayırırsak. Hop. 3 tane daha oluştu. Başka artan parça var mı? Yok. O zaman kaç tane kare oluşturduk biz burada? Bir tane burada. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. Bu dördüncüsü. Bu beşincisi. Bu da altıncısı diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Evet. Demek ki bu tarz sorularda neye dikkat ediyormuşuz? Kaç tane kareye bölünür diyor. Ne demiyor yani burada? Kaç tane eş kareye bölünür demiyor. Eş kareye bölünür deseydi o bebokek problemlerinde kullandığımız tarzı kullanacaktık. Bir diğer sorumuz A, B, C ve D birer rakam olmak üzere bir tane işlem tanımlamış arkadaşlar. Bu işlem iki tane yuvarlağın içine A ile C'yi, araya yıldız koymuş ve iki yuvarlağın içine de B ile D harflerini yerleştirmiş. Bu işleme göre A ile D'yi çarp ve B ile C'yi çarp, bunları topla demiş. Yani neyle neyi çarpıyoruz? Birbirine uzak olanları A ile D'yi çarpıyoruz. Birbirine yakın olanları çarpıyoruz. Ve bunları da topluyoruz. Bu çarpımın sonuçlarına topluyoruz. 3 tane sorumuz var. 1, 2, 3. Bunları bu soruya göre çözeceğiz. Pekala. 3 ile 6'yı çarpıyorduk birbirine uzak olanları. 3 kere 6 artı birbirine yakın olanları. Bir de 4 ile 5'i çarpıyoruz ve topluyoruz. 3 kere 6 18. 4 kere 5 20. Bunları topla demiş bize. 18 artı 20 de 38'dir. Şıklarda var mı? Var. Cevap Ceyhan. İkinci soruya bakacak olursak. Burada bu sefer şu yuvarlağın içindeki sayıyı boş bırakmış. Yani bilmiyoruz. Ama cevabı biliyoruz 26. Çözelim madem. 2 ile 6'yı birbirine uzak olanları çarpıyorduk. 2 ile 6'yı çarp ve 7 ile x'i çarp. Bunları topla, cevabı da 26 bul demiş. 2 kere 6 12. 12'yi karşıya yollayacağız. 7x eşittir 26 eksi 12 ise 7x eşittir 14. X eşittir 2 gelecektir. X'i soruyordu bize. Cevap bursaymış. Diğer soruya da bakacak olursak bu sefer iki tane değişkenimiz var. Birbirine uzak olanlar x ile 3, bunları çarp diyor. 3x. Birbirine yakın olanlar 2 ile y, 2 ile de y'yi çarp diyor. Ve neye eşit de 42. Diyor ki olduğuna göre x ve y'nin değerler toplamının en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi 3x artı 2y eşittir 42 ise gelin x'e 0 verelim. Başlayalım. X 0 olursa y 21 olur. Biliyorsunuz ki şunu buradaki sayılar y'nin katsayıları 3'er azalarak giderken buradaki x'in alabileceği değerlerde ikişer artarak gidecek. Bunlar ters bir şekilde yerleştiriliyordu. X 2 için y ne olacaktır arkadaşlar? 3 azalt bunu. 18. X eşittir 4 için y eşittir 15. X eşittir 2 artır 6. Y eşittir 3 azalt 12 olacaktır. X'i 2 artır 8. Y'yi 3 azalt eşittir 9 değil mi? Bu şekilde devam edeceğiz. X eşittir 10 ise y eşittir 6. X eşittir 12 ise y eşittir 3 ve x eşittir 14 ise y eşittir 3 diyeceğiz. Bunların toplamının en büyük değerini sormuş. Görüyorsunuz şurada 21, burası 20, burası 19, burası 18, burası 17, burası 16, bunun toplamı 15, bunun da toplamı 14'tür diyebiliriz. Alabileceği demek ki en büyük değer, x de y'nin alabileceği en büyük değer 21'miş. Bu da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Bakın bu şekilde tanım verip de daha sonrasında bize sorulan sorular gitgide arttı biliyorsunuz.
Burada da Asal çarpanı önce tanımlamış. Demiş ki asal çarpan bir pozitif sayının çarpanlarından asal olan sayılara denir. İkinci açıklamasında ne diyor ki? X pozitif tam sayısı için mx diye bir fonksiyon üretmiş. Bu mx fonksiyonu x sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamını ifade etmekteymiş. Mesela m18 eşittir 2 ile 3'ün toplamı 5'tir demiş. Yani ben 18'i asal çarpanlarını ayırdığım zaman 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Sağ tarafta oluşan asal sayılar hangileri? 2 ile 3. İşte burada da demiş ki ben bu 2 ile 3'ü toplarım ve 5 bulurum. Bu fonksiyon bu işe yarıyormuş. Alttakine bakalım mesela m30 demiş. 30'u asal çarpanlarına ayıracak olursak 2'ye böl 15. 2'ye bölünmüyor. 3'e böl 5. 5'e böl 1. Burada oluşan asallar hangileri? 2, 3 ve 5. Bunların topla demiş. 2, 3, 5'in toplamı da 10'dur demiş. Buna göre M360 kaçtır diyor. Yani burada yaptığımız gibi yapacağız o zaman. Yani 360'ı burada asal çarpanlarına ayıracağız. 360'ı 2'ye bölersek 180. 2'ye bölersek 90. 2'ye bölersek 45. 3'e bölersek 15. 3'e böldük tekrar 5. Ve 5'e böldük tekrar 1. Burada hangi asallar oluştu birbirinden farklı? 2, 3 ve 5. Demek ki bunun cevabı da 2 artı 3 artı 5'ten 10'muş diyebileceğiz. Doğru cevap bursa. Demek ki M360 bakın yukarıda da verdiği örnek vardı ya. M30'a eşitmiş. Alttakinde MX eşittir 14 olan kaç tane 2 basamaklı tam sayı vardır? 2 basamaklı olması gerektiğini unutmayın. Yoksa çok daha fazla hatta sonsuz tane bile bulabiliriz. Pekala. Gerçi 14 olan dediği için sonsuz tane bulamayız kusura bakmayın. Bu kısmı unutmuştum. 2 basamaklı kaç tane tam sayı vardır diye soruyor. Şimdi öncelikle toplamları 14 olan asalları bir yazalım. Toplamları 14 olan. Mesela benim aklıma gelen ilk 2 var. 2'nin yanına eğer 5'i yazarsam, 5'in yanına da 7'yi yazarsam bunların toplamı 14 olacaktır. Başka bir de 3 ile 11 var. Başka da aklıma gelmiyor. Başka yok. Pekala. Asal çarpanları 2, 5 ve 7 olan hangi sayılar var? Mesela direkt 2 çarpı 5 çarpı 7 dersek bu ne gelir? Bunların çarpımı 70 gelecektir. Bunları başka artırabilir miyim? Artıramam. Neden? Çünkü 2'yi 4 yapsam 4 çarpı 35'ten 140 gelecektir. İşte 5'i arttırsam, 7'yi arttırsam da bu sayı 2 basamaklı olmayacaktır artık. Demek ki kaç tane varmış? Burada bir tane varmış. Devam edelim. 3 ile 11 için bir kere 3 çarpı 11 var ilk olarak. 33. Bir tane buradan bulduk. Başka ne var? Mesela 3'ün karesi çarpı 11 demiş olsaydık. Bu da 99 gelecekti. Bir tane de burada bulduk. Başka var mı? Zaten 99 üst sınır artık. Başkası da olmuyor. Demek ki kaç taneymiş? 1, 2, 3 tane varmış. Yani bunlar 70, 33 ve 99'muş. 3 tane diyebiliriz cevabına. Bir diğer sorumuz. Yine bir işlem tanımlamış. Şöyle bir fonksiyon vermiş bize. Bu fonksiyon x'e eşit ve bu x de a sayısının en yakın tam sayıya yuvarlanması olarak tanımlanmış. Şimdi mesela 3 virgül 4, 3'e mi yakın yoksa 4'e mi yakın diye soracak olursak bu sayı kaça yakındır? 3'e daha yakındır, 3,5'tan küçük. 5 virgül 7 de 5,5'tan büyük olduğu için 6'ya daha yakındır. 7 virgül 2 de arkadaşlar 7'ye mi 8'e mi yakın? Tabii ki 7'ye yakın. 7,5'tan küçük olduğu için arada da eksi var. Burada da artı varmış. 3 ile 6'yı topla 9. 7 çıkar bundan. 2'dir diyebiliriz cevabını. Yine bu fonksiyon a fonksiyonu yani fonksiyonun içerisine a'yı koymuş. 9'a eşitmiş demiş. 9'a eşittir demiş. Yine fonksiyonun içerisine b'yi koymuş ve bu da 14'e eşittir demiş. O halde a ile b'nin toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle ben bu a'yı ve b'yi hesaplarken toplamlarının aynı fonksiyon içerisinde dahil edildiğinde bunun sonucunun en büyük çıkabilmesi için ne yapmam gerekiyor? Mesela ben a'yı 8,9 seçersem bu sayı yine ne olacaktır? Fonksiyon a 9 olacaktır, değil mi? Mesela 8,6 da seçebilirdim. 8,51 de seçebilirdim 9 olması için. Ama büyük çıksın diye toplamları 8,9 seçtim. Peki B sayısını ne seçmeliyim? B sayısında mesela 13,9 seçebilirim. Yine bu şekilde seçersem ne gelecektir arkadaşlar?
fonksiyonun içerisinde B'yi dahil edersem gene 14 gelecektir. Burada da yine 13,51 seçebilirdim 14 gelebilmesi için cevabın. Ama 13,9 seçeyim ki A ile B'nin toplamı çok çıksın. Şimdi 8,9 ile 13,9'u ben toplarsam eğer buradan 21, buradan da 1,8'den 22,8 gelecektir A ile B'nin toplamı. Şimdi A ile B'nin toplamı 22,8 gelecekse ve ben bunu da bu fonksiyonun içerisinde dahil edeceksem 22,8 sayısı hangi sayıya daha yakın arkadaşlar? 23 sayısına daha yakındır ve bu fonksiyonun içerisinde A artı B'nin alabileceği en büyük değer de 23'tür diyebiliriz. Evet. Sizlere bu platformdan ulaşabilmek en az tahtada ders anlatmak kadar eğlenceli ve akıcı. Umarım başarı yolunda sizlere hız kazandırıyorumdur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar.